Tek bir boyutuyla 6 milyon kişiyi ilgilendiren bir yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yavaş yavaş genel kurula geliyor. Ekonomik ve sosyal destek paketi diyebiliriz buna ama bir torba yasa. 25. madde ilgili komisyonda plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi. Yeni düzenlemelerle devlet 7 milyar lirayı aşkın vergiden de vazgeçecek. Onların arasında Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının faizi, çalışanların yemek masrafları ve doğal gaz yardımı karşılığında gelir vergisi alınmaması da yer alıyor. Milyonların gözü kulağı mecliste. Merakla beklenen torba yasada ilk mesai tamamlandı. 25 madde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle pek çok alanda vatandaşa ekonomik destek sağlanacak. Bu nedenle devlet 17 milyar lirayı aşkın vergiden vazgeçmiş olacak. Onlardan biri yüksek öğrenim kredi ve yurt hizmetleri kanununda yapılan değişiklik. Bundan böyle öğrenim kredisi alanlar faiz ödemeyecek, sadece ana parayı iade edecek. Kabul edilen maddeler arasında tıp öğrencilerine intern eğitiminde aylık ücret ödenmesi de var. Tıp fakültelerinde 6. yılına geçen öğrencilere asgari ücret kadar ödeme yapılacak. Diş hekimliği fakültelerinde ise bu düzenlemeden 5. yılına geçen öğrenciler yararlanabilecek. Bu tutardan vergi kesilmeyecek. 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesizlere yapılan yardımlarda da değişikliğe gidiliyor. Söz konusu kişilere yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar nedeniyle ortaya çıkan ceza ve faizler silinecek. İlgililer hakkında adli, idari ya da icra takibatı yapılmayacak. <laughs> Düzenleme ile gelen bir diğer dikkat çeken konu da işverenler tarafından çalışanlara verilen yemek bedelinin nakit olarak ödenmesi. <laughs> 51 liraya kadar olan kısım vergiden muaf olacak. Normalde 26 gün çalışana 1326 lira ödeniyor. Bu tutardan 265 lira gelir vergisi alınıyor. Bu da yıllık 15912 liranın 3182 lirasının vergiye gitmesi demek. 5 milyon çalışan üzerinden hesaplandığında vazgeçilen tutar 15 milyar 900 milyon lira. Düzenleme ile işverenin çalışana yaptığı doğalgaz, elektrik ve ısınma yardımları da vergiden muaf tutulacak. 1 lirayı aşmaması gereken tutar için geçerlilik tarihi 2023 yılı Haziran ayı sonu olacak. 1 milyon çalışan üzerinden hesaplandığında 6 aylık vergi maliyeti 1 milyar 200 milyon lirayı bulacak. Korba teklifte süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılan kur korumalı mevduatta yer alıyor. Uygulamanın vergi maliyeti 18 milyar 800 milyon lirayı buldu. Bu tutarda feragat edilenler arasında Teklifin görüşmelerine ise 17 Ekim pazartesi günü devam edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından asgari ücrete, başörtüsü tartışmasından TOKİ'nin arsa projesine kadar birçok soruya yanıt verdi. Biz bunların içerisinden asgari ücreti manşetlerde öne çıkardık. Cumhurbaşkanına göre ayağı yere basan bir asgari ücret olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına yanıt verdi. Anayasa değişikliği için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir konu mu vardı? Bunların hepsi aşıldı geçti. Ama gündemde böyle bir şey yokken bayram değil, seyran değil meselesi. Böyle bir noktaya geldi iş. Adamın derdi de yok aslında. Niye bunu gündeme getirdi? Bunu anlamak da mümkün değil. Şu an itibariyle biz hazırlığımızı yapacağız. Ki yine birileri çıkıp zaman zaman başörtüsü demesin. Anayasa değişikliğini yapalım, adımı ona göre atalım. Eğer hakikaten güveniyorsanız kendinize, dürüstseniz, samimiyseniz yapalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile maddesi, LGBT'nin muhalefet partileri tarafından siyasallaştırılmasına ön alma gibi bir şey içerecek mi sorusuna, güçlü aile güçlü millet oluşturur cevabını verdi. <laughs> Erdoğan, AK Parti'ye katılan eski CHP'li Mehmet Ali Çelebi ile ilgili de konuştu. Kapımız herkese açık dedi. Her şeyden önce bizim davetimiz her zaman bakidir. Kapı açık. Biz kapımızı kimseye kapatamayız. Yeter ki gelenin milli ve yerli yanı güçlü olsun. Mehmet Ali Bey kendisi de açıklama yaptı. İnşallah çarşamba günü grup toplantısında da rozetini bizzat takacağım. Erdoğan ilk evim arsa projesine de değindi. Arsadaki sayıyı ilk etapta 1 milyon olarak düşünüyoruz. 1 milyon arsa. Bunu da nasıl yapacağız? Kura çekimiyle oradaki dağıtımları yapacağız. Derdimiz altyapısı yapılmış arsalara kendi imkanıyla bankaların vereceği düşük faiz krediyle gelsin. Benim vatandaşım evini oraya kendisi yapsın. Bu Türkiye'de ayrı bir sıçramaya getirecek. Bu konuyla ilgili de iki gün önce bakanımla görüştüm. O da biz bütün hazırlıkları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yaptık. Hazırız. Her an bununla ilgili adımı atabiliriz dedi. Şu an itibariyle inşallah bakanlığımızın takibinde bu adımı da atacağız. Milyonlarca kişiye asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışanları heyecanlandıran bir açıklama geldi. Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.